Henüz bir şey söylemek için çok erken. Efendim, arkadaşlar ilk müdahalelerini yapıyorlar şu an. Tamam üstüne. Tuncay Bey'e söyle, hastanenin etrafında geniş güvenlik önlemleri alsın. Basın girip çıkmayacak. Emredersiniz efendim. Ne olmuş usta? Davut Bey'le İnce'yi araba çarpmış Memati. İyiler miymiş? Durumları ağır Memati. Usta, gidelim hemen. Saatin kaç Memati? 5:15 var. Yürü Memati. Örgüt polis personel servisini vuracak. 15 dakikamız var. Kitabını al, tarih çalış ya. Anneme hayır yeter, oynayamazsın. Yeter. Söz veriyorum tamam. Bak dur şurada, dur lütfen. Söz verdin anne ya, söz verdin. Kızım bak dinle. Bak niye böyle yapıyorsun? Hayır, hayır anne lütfen. Kızım bak servisimiz ya, gelecek. Ya söz verdim. Lütfen. Yavrucuğum dinle beni, bak üzüyorsun ya, beni. Anne, bak çok üzüldüm. Çabuk Göktürk'e dön. Örgüt polis servisine saldıracak. Abi polise haber verdiniz mi? Verdik artist, verdik. Sen geç dediğim yere. Abi bir doktora gösterseydik. Doktor getireceğim. Bekle beni burada. Bir yere çıkma.
düzeltin koçum. Cezaevinde de ziyaretine gelirim. Ne cezaevi? Seni artık burada tutmazlar. Kara, bana bu hayatta attığın kazıklar ne zaman bitecek? Öldüğün zaman biter. Görüntüler. Hatıra kalsın sende. Sağ ol müdürüm. Başka bir emrin var mı abi? İşten atarlarsa seni, üzülme. Unutma. Abin meydanlara döndü. Bu? Jandarman orada. Efendim üstü. Efendim, İnce Hanım'ı şu an ameliyata alıyorlar. Maalesef size şu an için verebileceğim iyi ya da kötü bir haber yok. Doktorların ağzını bıçak açmıyor. Erhan, sen oradan ayrılma. Tamam üstü, yoldayım, geliyorum. Ayrılmasın değil mi usta? Karan'ın oğlu nereye? Erhan oraya. Kendini fark ettirmesin. Duydun mu Erhan? Duydum abi. Aklınız bende kalmasın. Öldü değil mi Şeyoğlu? Erhan, öldüğü şifreleyeceksin, Şeyoğlu'nu değil. Hem biz kimi öldürdük ki o öldürelim Erhan? Allah'a havale ettik. Allah'ından bulsun. Ne demek hastaneye biri giriyor? Müdürün odasına giriyor, kayıtlar yok. Korumalar yok. Abdüley! Abi güvenlik müdürüyle konuştum. Güvendiğimiz bir arkadaşımız. Ama ne olmuş belli değil. Kaşifoğlu diyorsun değil mi Abdüley? Yok abi. Kara diyorum. Mezarından çıkmış hortlak geziyor. Efendim müdürü niye hapishaneye götürdüler anlamadım. O kadar da rica ettim arkadaşlara. Götürecekler tabii. Burada mı tutacaklar? Müdürle konuştunuz mu odasına giren kim diye? Sorduk da efendim. Apar topar götürdüler. Usta söyler mi? Her kimse odasına girmiş. Adını söylerse bir dahaki sefer hücresine girer sıkar. Geçmiş olsun. Gözünüz aydın. Bebeğin de İnce Hanım'ın da durumu iyi. Yalnız Davut Bey'in durumu hala kritik. Yine de eylem etkili oldu. Böyle devam edilecek. Şamir, niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Emir ver bizim gemiler sizinkileri torpillesin, savaş çıksın. Sistem zaten senin elinde. İstediğin yerden kendini vurdurursun. Savaş çıkacak. Ama çıktığında Türkiye'nin savaşacak gücü olmayacak. Bunun için çalışıyoruz. Size verdiğim emirden fazlasını düşünmeyin. Sadece emirlerimi yerine getirin. Krokiler, planlar, bütün Heron detayları Polat Alemdar'ın eline geçti. Başka yerler hedefler vermen lazım. O kolay. Kara işi ne durumda? Oğluyla aram iyi. Artistlik yapıyorsun lan. Niye bu herifi öldürmüyoruz? Başımıza bela olacak. Oğlum biz öldürdük başka, kendi öldü başka. Ulan Çakır, Memati'den korkuyorsun değil mi?
Ben Memati'den korkayım, sen Zaza'dan kork. İkimiz de uzun yaşayalım ha. Ayrıca ben Memati abiden korkmuyorum. Seviyorum. Babamdan sonra olmak istediğim tek adam. Senden bir alt olmaz. Polat olmak dururken ikinci adamlık niye? Onunla tarzlarımız farklı. Birden ölmedi. Ben öyle bir şey yapmadım. Sana söyledim. Sonra düşündüm, vazgeçtim. Abdüley. Adam evlenmiş. Artık bize düşen saygı göstermek. Ulan mezarlıkta duymadın mı evlendiklerini? Ne yap et? Çarpan adamı ortadan kaldır. Yoksa bu iş çok su kaldırır. Ne benim haberim var, ne seninle konuştuk. Bu da bir nevi küçük devlet sırrı. Omerta Abdül. Hmm. Hastayım senin bu sırlar dünyana. Polat Alemdar Beyefendi İnci Hanım'ın yanında şu an. Görmek ister misiniz savcı hanım? Rahatsız etmeyeyim. Polat çıkınca görüşürüm. Rahatsız edecek bir durum yok efendim. İnci Hanım henüz kendinde değil. Tahminim uzun bir sürede kendine gelemez. Buyurun efendim. Anneye uğramadım. Direkt geldim. Anneni soruyorum. Rahatsızmış ya. Yanına gitmişsin ya. İyi. Bir şey yokmuş. Telefonda sesini duyunca panik yaptım. Utanmıyor musun yalan söylemeye? İyi geldiğime pişman etme. Tamam, bir şey demedim. Seninle konuşmak istiyordum. Ama kaza olunca bilemedim. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Çok üzdüm seni, biliyorum. Sonra da niye böyle şeyler söyledim diye pişman oldum. Edeceğimize de inanıyorum.
yapmak istemiyorsun. Ve buna da saygı duyuyorum. Ama ne olur evlenme. Başına neler geldi? Seni çok seviyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Bebek iyi. Sen de iyisin. Polat. Herkes bir ışık gördüğünden söz eder ya. Ben ışık görmedim. Seni gördüm. Bir de oğlumuz. Ki kızım çabuk büyü. Babanın yanından hiç ayrılma. Ben babamı özledim. Ninesi, sen kızıma o güzel masallardan birini anlatsan. Baba ile kızın masalını anlat. Olur benim güzel kızım.
Hemen zaman içinde, kalbur zaman içinde bir güzel kız varmış. Babasıyla annesinin bir tanecik meleğiymiş o. O kadar güzel bir kızmış ki annesi babası nazar değecek diye kızlarını yanlarından ayırmazmış. Nazar ne demek? Kötü bakmalar. Sonra o güzel kızı annesi babası kucağına. Nasılsın babacığım? İyiyim evladım. Uyudu mu? Uyutuyor annem. Kızımız bizi öyle mesut etti ki annenle ben birer çocuk olduk. Oy deyip duruyoruz. Ağlıyor mu baba diye? Hem ağlıyor hem unutuyor. Çocuk işte. Baba ne yapacağım? Evladım, bir bilene danışacağım. Ne yapacağım? Çocukla konuşsan çocuk bunu anlar mı? Söylediğini unutur mu? Aklında mı tutar? Daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur? Bilemeyiz. Yarın bakayım birine. Senin niye keyfin yok? Televizyon seyretmediniz mi baba? Elif'ten güzeli mi var televizyon açalım? Şey mi oldu? İnci ile babasını araba çarptı. Durumları ağır. Bebek? Yaşıyor. Evli kişi kaldı tabii. Yok baba, evlendim. İyi yapmışsın. Ama annen şimdi köpürecek. Asla kabul etmiyorum. Gelinim olarak da kabul etmiyorum. Evlendiklerini de kabul etmiyorum. Hanım, çocuk uyanacak. Bağırmıyorum, niye uyansın? Anneciğim, olan oldu. İster kabul et ister kabul etme. İnce artık eşim. Eşmeş deme bana. Kağıdın üstünde herkes herkesin bir şey. Hanım, öyle şey olur mu? Seni de hiç anlamıyorum ki. Evlilik mecburiyetten değil, mahcubiyetten değil, merhametten değil, sevgiyle olur diyen sen değil miydin? O yüzden eşim diyorum anne. Benim gelinim değilse senin eşin hiç değil. Bir bu eksikti başımıza gelmeyen, bu da geldi. Kızcağız can çekişiyor. Merhamet, insaf. Benim bacaklarım tutsaydı ne yapar eder mani olurdum bu çılgınlığa. Sen daha öyle dur. Hayırdır bu saatte?
Abi çok kötüyüm. Kenan dallaması bir şey mi yaptı? Mahvediyor beni. Her gün eziyet ediyor bana. Sen Memati'yi seviyorsun diye. Tabii ki seveceksin. Ben senin abinim. Öyle demiyor işte. Babam ölmeseydi kimse bunu bana yapamazdı. Bunlar kim? Kenan kim ki beni aşağılasın? Saçma sapan konuşma. Ben çeker Kenan'a lazım olanı derim. Kimse var mı? Yok. E niye o zaman öyle tuhaf duruyorsun? Nasıl duruyorum? Sen beni sevmiyorsun. Niye sevmeyeyim lan? Seviyor musun? Hastanım. Öyle değil. Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Yedim. Sana aşığım. Kenan Menan umurumda değil. Bu hayatta bir tek seni istiyorum. Senin kadının olmak istiyorum. Zibidi, kardeşini arasana. Allah'ım sen yazdıysan boz. Tövbe tövbe. Hasbinallah. Müdürüm, ziyaretçim var. Kim o? Müdür nerede? Görüşmek istemiyormuş. Ne demek görüşmek istemiyormuş? Can güvenliği sebebiyle görüşmek istemiyormuş. Benden değil. Selamımı da söyle. Cenazesine muhakkak çiçek göndereceğim.
ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Niye geldiğini söylemedin? İşe gelmeyeceksin diye biliyordum. Çalışmayınca kötü oluyorum. Konuşmadın mı Polat'la? Bilsen konuşmak istemiyorum. Gittin hastaneye o kadar. Polat'la değil. Seninle konuşmak istemiyorum. Bir şey mi oldu? Polat İnci ile evlenmiş. Peki. Ben odamdayım. Abi, ne var? Ev sahibi geldi abi. Yollayacağımızı söyle kirayı. 3 ay oldu. Her ay aynı terane. Terbiyesizlik yapma. Ödeyeceğiz işte. İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Paranızı da istemiyorum kardeşim. Abi, çıkın gidin evimden. Yapma lan. Yürü git. Çık dışarı. Kimin yerinden çık, kimi kovuyorsunuz? Şunlara bak. Hadi hem yürü. Hem suçlu hem güçlü. Yeter be kardeşim. Yürü diyorum sana. Çık dışarı. Artistlik yapma lan. Eşkıya mısınız siz? Polis de gelip alacağım sizi. Çıkacaksınız evimden. Dağ başı değil burası. Paralarımı da çatır çatır alacağım. Allah belanızı versin. Şunlara bak ya. Allah, kira paraları da mı yok bunların? Normal kazaysa niye kaçmış ki adam? Korkup kaçmıştır. Bir plakasına bakın şunun. Polis bulur usta. Biz ne bakacağız? Yok abi, bakalım. Niye bakmayalım? Varsa işin içinde başka bir iş, ortaya çıkaralım. Kaşif oğlu vurmuştur değil mi Abdüley? Yok abi, kara vurmuştur. Söyle gülüm. Abi bizimkiler hepten meteliksiz. Ev sahipleri evden atıyor. 3 aydır kira bile ödememişler. Buradan bir şey çıkmaz abi. Ben geleyim mi? Asıl parasız adamı takip edeceksin Erhan. Sen kal orada. Tamam abi. Abi, vallahi kanıma dokunuyor. Bu böyle olacak gibi değil. Ne olacak ya? Abi dalga geçiyor herkes. Çaycı çay getirmiyor. Ödeyeceğiz diyorum. Kara gelsin ödesin diyorlar. Hepsinin kafasına sıkacağım. Hepsinin. Az kaldı. Abi kimsenin kafasına sıkmayalım. Birine çökelim. Kime çökeceğiz lan? Abi bu hazır. Sen şimdi arasan, adres versen herkese her yere çöker. Tamam koçum, ararım şimdi. Tamam abi.
Baba, iyice çıldırdın sen artık. Çıldırdım. Çık. ...50 kilo olmuşsun. Derhal yemeğini yiyeceksin. Cezaevinde insanların kilosunu ölçüyorlar mı? Yemeyeceğim işte. Hasta olacaksın, anlamıyor musun? Olayım öleyim. Böyle yaşamak istemiyorum. Bir de üste çık. Sanki ben hainim. Ben gittim Feller'in ajanı oldum. Ben seni öldürmediğim sürece ölmeyeceksin. Gelir ancak. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Araba çarptı. Hastanede can çekişiyor. Ne? Baba aç şu kapıyı, aç. Baba ne olur aç. Kim o? Benden başka kim gelecek sana? Fikret Bey, uyuyorum. İçkiyi fazla kaçırmışım. Sonra uğrarım yanınıza. Terbiyesizlik yapma, aç şu kapıyı. Sen yaptın değil mi? Ne yaptın? Davut'la İnci'ye çarptı. Prenses Diana acı seni. Aferin iki gözüm İbrahim. Büyük iş yaptın ama eksik yaptın. Bak İngilizler nasıl götürdüler Dila Dodi'yi. Ah ah. Dodi ile ne güzel anılarımız vardır. Saint-Tropez'in dili olsa da anlatsa. Derhal git hastaneye. Yarım bıraktığın işi tamamla. Ardından Peri ile alışverişe çık. Üstünüze siyah bir şeyler alın. Cenazede çaresiz genç dul imajı. Gelsin paralar. Fikret Bey, sizin için hayat bu kadar basit değil mi? Sakın bana ben yapmadım deme. Yapmadım. Kim çarptı o zaman bunları? Ben ne bileyim Fikret Bey. Sen yine de git hastaneye. Öldür Tatar oğullarını. Demedi deme İbrahim. Hastayı yatağında ziyaret edeceksin. Bizim buraya girip çıkmamız bir dakika efendim. Siz emredin, kızınızı alalım. Efendim, General Harrington geldi. Teşekkür ederim çocuklar, ben size kararımı bildireceğim. General? Burada tatilde değil misiniz? Niye üniformayla dolaşıyorsunuz? Boğaz'da bir tekne turu yap. İki kıta arasında git gel. Çok isterdim Joseph ama şu anda tatil yapacak bir gündemimiz yok. Malatya'da durum ne? Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Füze kalkanları çok yakında aktif olacak. İsrailli dostlarımız işin hızlandırılmasını istiyor. Biliyorum, her gün Pentagon'a ve Tel Aviv'e rapor veriyorum. Dostlarımızın hassasiyetini anlamalıyız. Türklere bilgi verilmesini istemiyorlar. Siz de gerçek bilgileri vermeyin o zaman. Bilgi dediğin kağıda yazılı yalanlardır. İşimize geleni söyleriz. Türkler de bizim dostumuz. Onları niye kıralım? Aslında bunun için gelmedim. İstanbul'dan ayrılmak istediğinizi duydum. Radarı benim evime mi yerleştirdiniz? Hisleri okuyan bir radar. Joseph seninle biz eski dostuz. Kızının senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Feller'in yaptığı da affedilir gibi değil. Ama Amerika'ya dönmeyi aklından çıkar. Türkiye'yi Suriye'ye sokmaya hazırlandığımız bu dönemde senin gibi diplomatik bir dehaya ihtiyacımız var.
Beni anlamıyorsunuz. Nefes alamıyorum. Benim olan niye başkasının elinde olsun ki? O benim kızım. Karım İstanbul'a gelmeyi reddediyor. Bir haftadır klinikteydi. Sakinleştiricilerle uyuşmuş vaziyette. Niçin? Bir dakikada çocuğumu kollarımın arasına alırım. Beyaz Saray'ın sahibi senin burada olmanı istiyor. Ben sadece seni uyarıyorum. Kaza falan değil Polat. Biri bizi öldürmeye kalktı. Araştırıyorum. Bakalım ne çıkacak. O gerizekalı İbrahim kızı için yaptı. İbrahim'in parada pulda gözü yoktur. Para değil bu. Kızı, anlamıyor musun? Dediğim gibi. Araştırıp öğreneceğim ne olduğunu. Babamı görmek istiyorum. Şimdi değil. Senin dinlenmen lazım. Seni arayacak. Koçum ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Abi sıkıntıdan başka bir şey yok. Keyif çatsın. Senin gibi vatanını milletini seven delikanlılar sıkıntı çeksin. İçine tüküreyim böyle dünyanın. Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var bilir misin? Adını duymuştum abi. O benim canımı sıktı. Alacağımız var vermiyor namussuz. Nasıl vermiyor? Gözden düştük ya. Kaçak durumdayız. O yüzden vermiyor. Abi sen versene şunu. Nasıl vermiyormuş paranı? Girme koçum bu işlere. Babanın hiç istemediği işler. Abi kendim için değil ki. Ha senin paran ha bizim paramız. Ayrıca ben bu namussuzlara düşmanım. Para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun. Sinirden gülüyorum. Beyefendi randevu vermiyor. İstersen ben alayım. Yok yok. Başka birilerini soktum araya. Beyefendi eski kurttur. Hava puslu. İninden kafasını çıkartıp bakmaz. Hani kurtlar puslu havayı seviyordu? Puslu hava, delikanlı kurdun işi. İhtiyar kurdun değil. Çayın nerede? Bir kere de git kendin al. Kaşif. Altına su koydum. 2 dakika kaynasın, bekle. Tamam. Bak.
Bak. Sen görüyor musun Ferman'ı? Şimdi konuştuk telefonda. Çok vefalı çocuk. Muhakkak arar, hatırımı sorar. Yukarıdan İstanbul ne güzel görünüyor. Bak. Bak. Ama sen gene de böyle çok kenarlarda dolaşma. Tamam. Hadi gel. Gel. Dur. Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş tarihi ilanı ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası anlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında demişiz. Bakalım bunlar ne demiş? Beyefendi, misafiriniz geldi. Sabri, şuradaki Musevilik kitaplarını buraya getir. Beyefendi, 12 kollu şamdanı da çıkarayım mı? Yok, mübalağa olur. Misafirimizi bekletmeyelim. Thank you.
Değerli dostum Şamir, ne güzel seni görmek. Sizi böyle sıhhatli görmek bizi memnun etti. Buyurun. Emeklilik bizi yaşlandırdı Şamir kardeşim. Siz sabahları uyanıp tıraş oluyorsanız emekli değilsiniz demektir. Memleket meselelerini takip ediyoruz tabii. Gördüklerimizden de hiç memnun değiliz. Benim insanım aç. Benim insanım kredi kartlarının esiri olmuş. İnsan açken, esirken aklı çalışır mı? Çalışmaz. Çalışmazsa ne yapar? Kendini uçurumdan atanlara oy verir. Beyefendi, bu deliliğe engel olacak sizsiniz. Bunlar Türkiye'nin eksenini kaydırdılar. İkinci bir İran oldular. İsrail'e sırt dönmek ne demek? Siz asla böyle bir şey yapmadınız. Ben Batı'dan bir kötülük görmedim. İsrail'den de görmedim. Esad'dan gördüm. Saddam'dan gördüm. Pehlevi'den gördüm. Brejnev'den de gördüm. Bunları niye anlatmıyorsunuz devletin sahiplerine? Dinlemiyorlar ki aziz kardeşim. Herkes her şeyi biliyor. Churchill'i de dinlemediler. Ama İkinci Dünya Savaşı çıkınca aman Churchill bizi kurtar dediler. Biz de Türkiye'yi savaşa sokalım ki siz de Churchill gibi meydanlara dönüp bu insanları kurtarın. Memnuniyetle kardeşim. Churchill tabii büyük siyasetçi. Bizi onunla mukayese etmeniz bizi mutlu eder. Binaenaleyh ülkemiz için Churchill'de oluruz, Roosevelt'de oluruz. Hatta Stalin'de oluruz. İsa olup kendimizi çarmıha gerdiririz. Musa oluruz, Nil Nehri'ni yararız. Küçük bir kız çocuğu gelip buradan mısır aldı mı? Hayır. Duyun o maçal! Anlamadım. Kağıt elva. Kırmızı hırkalı bir çocuk gördün mü? Kağıt elva, kağıt elvan var. Hayır, hayır, Allah, Allah. Tek başına gezen şu boylarda bir kız gördün mü? Görmedim. Buralarda yalnız dolaşan bir çocuk gördün mü? Hayır. Baba nasıl kaybedersin? Oğlum gözümün önündeydi. Mısır istedi. Bir baktım yok. E niye farka çıkardın? Ya güvenli olmadığını biliyorsun. Bari çocuklardan birini alsaydın. Oğlum şimdi bana hesap mı soracaksın? Çocuğu mu bulacaksın? Gazetede babasının fotoğrafını gördüm. Aklı başından gitti çocuğu. Şu boylarda tek başına gezen bir kız gördün mü? Silahlar temiz mi? Temizlediler. Söyle Erhan. Abi bizimkiler ofisten çıktı. Takip ediyorum. Memat abin ara. Tamam abi. Thank you.
abi Karan'ın oğlu bir yere gidiyor. Yanında adamı, bir de tanımadığım iki kişi. Takip ediyor musun? Evet abi. İyi. Durdukları zaman ara geleyim. Peki abi. Yine kimle kavga ettin? Bizim çocuklarla şakalaştık. Biraz abartmışız. Bacın ne yapıyor? Hiç. Ne yapsın, evde oturuyor. Kenan'la arası nasıl? Bildiğim iyi. Bir şey mi oldu abi? Ya, ne olacak? Annen nerede senin? Washington'da. Dadımı arayacağım. Telefonunu biliyor musun? Evet, onu öğretmişti. 0-5-3-2... Aa, özür dilerim. 0-5-3-2... Telefonunu versene. Ne yapacaksın? Babamı arayacağım. Bana. İşi var demek ki. Telefonu kapalı. Hadi benim numaramı da ezberle. Olur. 0-0-5-5-3-3. Alo. Hanımefendi. Buyurun, kimsiniz? Baktığınız çocuk kaybolmuş. Benim yanımda şu an. Ne çocuğu? Çocuk bakmıyor musunuz? Yok kardeşim, yanlış numara. Numara yanlış diyor. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakalım. Sana çikolata vereyim. Bir aç ailesine bakarız. Otur şöyle bakalım. Alo? Elif sen misin? Ben kayboldum. Neredesin sen? Alo? Beyefendi kusura bakmayın, bir yanlışlık oldu. Neredesiniz siz? Kandilli'de, Cici Market. Eli şu an bir marketin içinde telefon görüşmesi yapıyor. Alsınlar mı kızınızı efendim? Alıp getirsinler. Kızı alıp buraya getirin. Tamam efendim. Bakkalın adı neydi Leyla? Cici Market. Cahit.
Hah, gördüm canım, arayacağım seni. Asla kaybolmayacaksın. Kaybolmadım ki, kaçtım. Bir daha kaçmayacaksın o zaman. O zaman beni babama götür. O adamlar beni babamı götürecekti. Onlar yalancı. Senin baban... Seni babana götüreceğim. Kaçakçılığa saygım var İzzetciğim. Zamanında bizi hiç sigarasız, viskisiz bırakmadınız. Ama Kuzey Irak'ta örgütle kaçakçılık işi benim işim değil. Demedi deme. Bu işten başın ağrır. Ben bu kadar para kazanayım, başım da ağrısın. İki tane hap içerim geçer. Hap içerim diyorsun. Fikret Bey. Kuzey Irak'tan değil. Şu an Rusya'dan, Bulgaristan'dan getiriyoruz. Onu avans olarak kabul edin. Baba, dur, dur! Abi, Mehmet Fikret Pazar Beyoğlu'nun mekanına geldiler. Kardeşim nereye? Kardeşim nereye? Bir dakika. Ah, vurdum. Abi burada olay var, çabuk gelin. Abi hava kararıyor, müdahale edeyim mi? Sen bir şeye karışma, geliyorum ben. Ulan Mehmet Fikret'le bunların ne işi var? Kime bakmıştın? Kes lan! Babalık sen çık. Sen Karan'ın oğlu değil misin? Ben şimdi Azrail'in oğluyum. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Yanlış yerdesin evlat. Demedi deme. Otur lan! Kaşındın iyice. İzzetciğim, niye geriyorsun ortamı? Belli ki delikanlının bir müşkülü var. Nasıl yardımcı olabilirim? Kaşif olduğuna borcun varmış. Kaç para borcun varmış kardeşim? İnsan borcunu bilmez mi lan? İnsan silah çekip alacağı parayı bilmez mi? Sen söyle, neymiş borcumuz? 10 milyon dolar. On milyon dolar benim için borç değil yavrucuğum. Yıllık kız öğrencilerime verdiğim burs param. Arayayım İbrahim'i getirsin. Billahi sıkarım.
demedi deme bu gerginlik senin bütün saçlarını döker. İbrahim acil 10 milyon dolar getir. Ne diyorsunuz Fikret Bey? Ofisteyim canım. Bekletme beni, misafirlerimiz sabırsız. Alo, alo. Benim derdim çilem biter mi? Ne oldu baba? Ne oluyor lan orada? Ne demek bastılar çöktüler? Bizim mekanımıza kim çökebilir? Kim varsa oradan çıkmayacak. Dururken elin kızı gelip tahta oturdu. Anne, hiç bunları konuşacak halim yok. Beni konuşturmayın. Üzme güzel kızım, üzme. Nedir durum Erhan? Abiyle konuştum, yoldaymış. Ben gelmeden bir şey yapmayın dedi.
Sayı geldi, olan armutlara oldu. Senin paraya ihtiyacın varsa yanımıza gel. Ama böyle değil. Babanın hatırı var. Babamın hatırı bu. Siz bunu görmeden hatır mı tanırsınız be? Deme İbrahim, ölecek. Ölsün. Karan'ın oğlu İbrahim. Babası öldü nasılsa. Usta, İbo içeride oğlanı boğmuş olabilir. Müdahale edeceğini niye seyrediyorsun? Etme demişsin. İbrahim, bırak çocuğu. Sen kimsin? Ayı oğlu ayı. Polat Alemdar sana bırak diyorsa bırakacaksın. Size ne oluyor kardeşim? Bırak çocuğu dedim İbrahim. Otur bakalım Kaşifoğlu. Randevu verememiş çocuklar sana. Kusurlarına bakma. Efendim, biz sizin evlatlarınızız. Siz de bize sırt dönerseniz biz kimi baba bileceğiz? Babanız yorgun. Binaenaleyh size az babalık yapmadık. Babamız başımızda olsun. Biz onu sırtımızda taşırız. Eksik olma. Söyle canım. Efendim, biz harekete geçmek için hazırız. Ancak bazı arkadaşlar çekiniyorlar. Bir talimat verseniz, yeniden birlik olsak eski günlerdeki gibi. Bunları sabrıyla konuş. Bu evde sadece biz dinlenmiyoruz. Evde dinleniyor. Efendim, herkes sizden işaret bekliyor. Devletimizi elimizden aldılar. Düşmanlara teslim ettiler. Bu devlet büyüktür kardeşim. Kimse teslim alamaz. Teslim almalarına da müsaade etmeyiz. Herkes üstüne düşeni yapsın, biz de yaparız. Bunu diğer arkadaşlar için emir kabul edebilir miyim? Gözlerinden öperim güzel kardeşim. Devletimiz ne bahtiyar ki sizin gibi evlatları var. İşlere seni Kaşifoğlu sokmak istiyor. Çünkü babanın en büyük düşmanı. Kaşifoğlu gibi asalaklar babanı görevdeyken çok sömürdü. Şimdi de sömürmek istiyor. Benim babam öldü. İyi o zaman. Babam benim artık. Benim ekibimdesin. Bu benim için büyük bir şeref. A-
abi benimle kafa bulmuyorsun değil mi? Ferman. Ben hiçbir vatan evladının pis işlerde olmasını istemem. Hele Karan'ın oğlunu. Abi bizi hep aşağıladılar. Hiç kimse yüzümüze bakmadı. O devir bitti. Abi müsaade et. Kaşifoğlu'nun ben kafasına sıkayım. Bulursak sıkarsın. Bir telefonuma bakar abi. İş tamam. Parayı nereye getireyim dememe. Ara. Söyle koç. Abi iş tamam. Parayı nereye getireyim? Bu kadar çabuk mu? Babasının oğlu. Helal olsun. Sen mekana geç, ben oraya gelirim. Tamam abi. Neçede çalıyorsunuz orada? Adam şimdi gelecek. Tamam usta. Hadi. Ne oldu, neye bakıyorsun? Işık abi. İçeride biri var. Beklemeyin. Gelmez. Güzel çay demledi. Babam abi. Sen burada kal.